Herkese selam arkadaşlar, Serdar Başkan ben. Bugün size TikTok'ta gördüğümüz bazı çok popüler deneylerin ne kadar gerçek, ne kadar fake olduğunu göstermeye çalışacağım bu videoda. TikTok'u hepimiz izliyoruz, süper şeyler var, çok saçma şeyler de var. Bir sürü deney var, böyle milyonlarca izlenen, binlerce like alan videolar var. Onlardan bir tanesi şu, size göstereyim. Pillerle bardağın içinde bir vortex oluşuyor, bir girdap oluşturuyor. Sanki pilleri yaklaştırdığında bir tane vatandaş şöyle iki tane kalem pil alıyor. Sonra bu kalem pilleri bardağa yaklaştırıyor ve bardağın içinde bir vortex oluşuyor. Bir girdap oluşuyor sanki böyle karıştırmışsınız gibi. Dönmeye başlıyor su içinde. Hiç akla yatkın değil. Hiç herhangi bir fizikle, bilimle bir şeyle alakası olmayan bir durum. Ama ben yine de bunu göstermek için deneyeceğim. Ve sonra nasıl yaptığını ya da nasıl yapmış olabildiğini göstereceğim. Şimdi iki tane kalem pilim var. Bunlar yeni kalem piller. Şimdi artı kutuplarından yaklaştırıyorum şimdi bunu. Dönmesi gerekiyor videoda çünkü dönüyor. Bakalım ne olacak. Evet, yaklaştırıyorum. Yaklaştırıyorum, şöyle hareket ettireyim. Burada sucuk pillerim var arkadaşlar. Sucuk pil dendiğini bilmiyordum ben bunları. Belki duymuşumdur daha önce ama. Şöyle sucuk pilleri deneyelim. Önce negatifleri deneyelim. Herhangi bir hareket yok. Bunu deneyim. Herhangi bir hareket yok. Yine bir artı bir eksi yapalım, seri yapalım. Yine böyle yapalım. Yok. Çünkü neden yok? Çünkü olması için bir şey yok. Söyleyin adını. Olması için hiçbir neden yok. Siz bir pili harekete geçirmek istiyorsanız, yani pilin içindeki enerjiyi açığa çıkarmak istiyorsanız onun bir devre oluşturması gerekiyor. Yani pozitif ucuna bir iletken bağlamamız gerekiyor. Negatif ucuna bir iletken bağlamamız gerekiyor. Devreden enerji çekmesi gereken, burada artık bir ampul olur, bir küçük motor olur. Onu dahil etmeniz gerekiyor ki pilin içindeki kimyasallar tepkimeye girip elektrik açığa çıkarabilsin. Burada hiç öyle bir şey yok. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Pilleri böyle koyuyorsun. Bu. Buradaki hikaye arkadaşlar, biz geçen buna benzer bir video yapmıştık. Onun da linkini buraya koyuyorum. Yine böyle sahte bir takım TikTok deneylerini, foyasını açığa çıkarmaya çalışıyorduk. Orada biz çok kompleks düşünmüştük. Burada bir tane para vardı ortaya. Pilleri işte kaşıkları falan diziyordu. Pilleri üzerine koyuyordu. Ortaya da para koyunca bir tane o para dönmeye başlıyordu. O da aslında tersten oynatılmış. Az sonra burada göreceğiniz üzere. Biz After Effects falan yaptık. Böyle paranın fotoğrafını çektik. Döndürdük, uçurduk, uçurduk. Biz tabii biraz daha profesyonel düşündük. Meğersem tersten oynatıyorlarmış. Orada bir şeye düştük. Tufaya düştük. Buradaki hikaye şu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapıyor. Arkadaş alıyor suyu. Böyle önce güzelce karıştırıyor, 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 karıştırıyor. Su zaten dönüyor şu anda. Sonra elini çekiyor. Şimdi tam bitmeye yakın pilleri yaklaştıracak. Şimdi biraz şey olsun, dursun bu. Dursun, dursun, dursun. Pilleri yaklaştırıyor ve ne yapıyor? Bunu geri sardığında sanki şey olmuş gibi oluyor. Şöyle yapalım. Ben pilleri yaklaştırdım. Yo, öyle mi oluyor? Bir dakika, bunu geri sarmanın da bir şey olmalı. Şu an beynim durdu. Şu an bütün zekam gitti arkadaşlar. IQ 30. Şu an benim IQ gittiği için arkadan destek aldım. Şöyle yapıyor. Bir dakika. Gel abi. Mertcan'cığım gel. Sen bunu güzelce bir karıştır şimdi. Sonra hemen buradan yok olman gerekiyor ama. Tamam. Şuraya kaç, tamam mı? Tamam. Bir dakika. Şimdi. Başlayalım. Başla abi, karıştır sen. Karıştır, 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 Ben neden... Arkadaşlar, evet. Mertcan. Cidden karıştırmıyor musun? Şu an şaka mı yapıyorsun? Hayır, şaka yapmıyorum gerçekten. Bir dakika. Bir dakika abi. Hah, tamam oldu. Oldu mu? Tamam oldu, oldu. Bravo lan, bravo. Gerçekten bravo. Arkadaşlar, Mertcan çay karıştırmıyor herhalde. Su karıştırmıyor herhalde. Tamam, sen şimdi çık buradan. Kaçtım ben. Tamam, kaç. Heh. Evet, evet, gördüğünüz gibi su hareket etmeye başlıyor arkadaşlar. Neyse, ben hiç konuşmayacağım şimdi. Şimdi şu yaptığımızı tersten oynattığımızda ne oluyor? Sanki pilleri yaklaştırdığınızda su hareket etmiş gibi, su dönmeye başlamış gibi oluyor ama alakası yok. Evet arkadaşlar, gördünüz, anlatmaya gerek yok. Allah'tan burada kaşık kullanmayı bilen biri varmış. Benden başka. Tamam, şaka yapıyorum ya, alınma. Sen de karıştırma. Evet arkadaşlar, Mertcan'ın süper gücü çayı karıştıramamak. Çay kaşığı kullanamamak. Her neyse, gördünüz, karıştırdık. Sonra pilleri dönmesi durduğunda pilleri uzaklaştırdık. Ve ne oldu? Tersten oynatınca işte
o videodaki gibi şey oldu. Kesinlikle yalan. Böyle şeylere inanmayın. Kullandığım pille ya da suyla falan alakası yok. Şimdi Şen'in içinde ağzı açık olduğu halde sönmeyen bir balon hikayesi var. Şu abla yapıyor onu. Bir şişe almış, ağzına bir balon gelmiş. Balonu da şişenin içine sarkıtmış. Ne yapıyor? Üflüyor balonu. Bıraktığında içindeki hava dışarı kaçmıyor. Ağzı böyle kocaman açık olduğu halde. Bunu nasıl yapıyor? Elinde böyle bir plastik şişe var. Benimkinden biraz daha sert bir şişe var onda muhtemelen. Nasıl, neden öyle olduğunu da anlatacağım. Burasına bir delik delmiş. Bunu üflüyor. Bakın. Müthiş. Bu harika bir deney bu arada. Tamamen bilimsel şeyleri var. Temelleri var. Ve aslında açık hava basıncını açıklamak ve anlamak için de son derece ideal. Bu delik açıkken bunu üflediğinizde ne oluyor? Delik açıkken bıraktığınızda bütün hava dışarı kaçıyor. Ve balon şişikken deliği tekrar kaparsanız içeri hava giremiyor. Ne oluyor bu durumda? Şişenin içindeki basınç dışarıdaki havadan daha düşük oluyor. Bu da balonun şişik bir şekilde şişenin içinde kalmasını sağlıyor. İçinde hava var ama dışarıdakiyle aynı basınçta olduğu için atmosfer onu bu sefer dışarı ittiremiyor şişenin içindeki düşük basınçtan dolayı. Yani tamamen bilimsel, mükemmel bir deney bu. Bu deneyi zaten bayılıyorum. Yapmak da istiyordum. Yapmış oldum. Delikten elinizi çekerseniz atmosfer tekrar şişenin içine girdiği için hop balon sönüyor. Bu delik tıkalıyken bunu şişiremezsiniz zaten büyük ihtimalle. Evet, çok az şişiyor. O da şişenin içindeki havayı sıkıştırabildiğiniz kadar, ciğerlerinizin gücü ne kadar yetiyorsa o kadar şişirebiliyorsunuz. Ama bunu çekerseniz bakın bu böyle kalıyor. Tabii şişenin yamulmaması gerekiyor. Daha sert bir şişe kullanmak gerekiyor. O yüzden. Evet, bu videodaki arkadaşlar şöyle bir şey yapıyor. Mumu yakıyor bir bardağın içinde. Sonra o bardağın içine kola dolduruyor. Dolduruyor. Ne olmasını bekliyorsunuz? Kola mumun alevi seviyesine geldiğinde alevin sönmesini bekliyorsunuz. Ama ne oluyor? Alev sönmüyor. Yanmaya devam ediyor. Şimdi ben bunu şey yapacağım. Bu arkadaş bizi kandırmaya uğraşıyor büyük ihtimalle. Ve bunu nasıl yaptığını ben açık göstermeye çalışacağım size. Şimdi önce şu mumu bir... Evet, mumu yaktık. Bunu şimdi koyalım. Şimdi bunu, kolayı da yavaşça... Ben kolayı bir deney kabına koymak istiyorum çünkü şey olacak. Sonra kolayı ne yapıyor? Böyle çok muma değdirmeden içine boşaltıyor. Boşaltıyor. Bakalım ne olacak? Kola ipe geldiğinde. Yani tabii ki sönecek. Çünkü alev artık yeterince oksijenle buluşamadığı için sönüyor. Peki bu arkadaşımız bunu nasıl yapmış? Şöyle bir şey yapmış. Şimdi videonun şurasında şöyle bir şey var. Kolanın rengi bir anda açılıyor. Tam böyle aleve geldiğinde kola bir anda onun rengi açılıyor. Çünkü aslında mum kolanın arkasında. Şimdi bunu geri boşaltayım. Bunu masaya yapıştıracağım şimdi. Bir saniye. Evet. Bunu masaya güzelce yapıştıralım. Ya ben gerçekten bu tür şeyleri düşünüp uygulayan, hayatta geçiren arkadaşlara inanılmaz şeyim var. Nasıl diyeyim, saygı duymuyorum da şeyim var. Evet, tam şuraya kadar geliyor. Biraz su isteyeceğim ben. Orada şeyde mataradakini alabilirim. Tabii mum ıslandığı için biraz zor yanacak ama ben onu her türlü yakarım. Biraz pürmüzlenmesi gerekiyor. Bir ufak pürmüzlenmesi gerekiyor mumun. İnedim. Pürmüzlendi. Pürmüz çarptı. Şimdi bunu buraya koyuyor. Mum şu an bardağın içindeymiş gibi görünüyor. Heh, burada su var. Şimdi koyuyor. Evet. Koyduk. Tam suyun seviyesine geldi. Kolayı dolduruyor ve bakın sönmedi, hala yanıyor. Oradan nasıl görünüyor şu anda? Kolanın içindeymiş gibi mi? Bakın kolayı koyduk ama mum hala yanıyor. Halbuki mum bunun arkasında duruyor. Yani bu hikayenin açıklaması da aslında bu. Yani aslında anlatmaya, açıklamaya gerek yok ama gerçekten bunlara yine ben yorumlarına bakıyorum. Wow, nasıl oluyor diye soran
Bunu Hinduca soran, farklı alfabelerle soran insanlar olduğunu tahmin ediyorum o alfabeleri şey yapamasam da. Bakın, mum yanmıyor. Bu arada komşum PlayStation'da gol attı galiba. Evet arkadaşlar, aslında suyun içinde mumu yakabilirsiniz. Nasıl yakabilirsiniz? Bunun için bir takım basınç oyunlarından faydalanmanız gerekiyor elbette. Burada kocaman bir bardağım var. Bardağa benziyor ama değil tabii ki. Burada da bir tane güveç kabında yüzen mum var. Az önceki bu. Şimdi bunu yakacağım önce. İşte yaktım. Şimdi bu mumu bir şekilde suyun içine alacağım ben. Nasıl alacağım? Bunu ortaya getirmem gerekiyor. Tabii ki elimi yakmadan. Bakınız, bakınız, bakınız. Evet. Şu an mum suyun içinde. Bakın batırıyorum. Batırıyorum, daha da batırıyorum. Daha da batırıyorum. Daha da batırıyorum. Suyun içine battı ama bir yandan da batmadı aslında. Bunun içindeki havanın basıncı suyu kenarlardan dışarı ittirdi. Havanın içeri girmesine izin vermiyor. Bunun içindeki basınç ve mum yanıyor. Az sonra sönecek. Neden sönecek? Çünkü içinde yeterince hava kalmayacak. Bakın. Suyun içinde aslında buraya kadar su var. Ama kendisi ıslanmıyor. Şimdi bunu başka bir kapta aslında daha güzel gösterebilirim. Bu kap çok büyük olduğu için mevzu anlaşılmadı. Bunu kibarca... Çıkarırken dalgadan teknem şey oldu. Mum teknem battı. Evet arkadaşlar, bu battı. Şimdi daha böyle küçük bir mumum var. Ekstra gemi yapmama gerek yok. Bunu koyunca zaten yanıyor. Ama bunu önce yakmak istiyorum. Evet yandı ama şimdi ben bunu nasıl tutacağım? Öyle bir hikaye var. Yo, tutabiliyor. Oo, çok güzel kokuyormuş bu arada. Evet şimdi bunu bunun içine koyuyorum. Bakın. Evet. Şimdi daha ince ve daha uzun bir şey var elimde. İşte yakaladım. Şimdi bunu... Niye kaçırıyor? Batırıyorum. Evet zaten suyun içinde bu arada kendisi. Görüyorsunuz. Bayağı bir suyun içinde. Daha da gidiyor. Daha da gidiyor. Daha da gidiyor. Daha da gidiyor. 50'e kadar geldi. Şöyle göstereyim bir dakika. Şu an neredeyse suyun bir karış altında yanmaya devam ediyor. Niye? Çünkü bunun içindeki basınç suyu aşağı itiyor. Bunun içine su girmiyor. Ve mum yanmaya devam ediyor. Bakalım bu sefer söndürmeden çıkarabilecek miyim? Tekrar çıkaralım. Aynen suya soktum ve şey yapmadan geri çıkardım. Böyleydi arkadaşlar. Süper deneyler var TikTok'ta. Saçmaları da var sizi kandırmak isteyen. Trollemek isteyen arkadaşların yaptığı videolar da var, deneyim videoları. Böyle işte bir video yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.